Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Killigil 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Azerbaycan'ı işgal eden Rus-Ermeni birliklerinin Mart olayları adıyla anılan Müslüman katliamları yapmaları üzerine Kafkas İslam ordusuyla bölgeyi işgalden kurtarma harekatına başladı. Bu ordunun önünü kesmek ve Rus-Ermeni birliklerine yardım etmek için İngilizler Bakü'ye küçük bir kuvvet göndermişlerdi. Fakat Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam ordusunun Azerbaycan genelinde büyük destek bulup güçlenmesi üzerine Bakü Muharebesi'nde yenilip buradan çekildiler. 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü'nün kurtarılmasından sonra bir Osmanlı müfrezesi Dağıstan'a geçerek burayı Rus işgalinden kurtardı. Ancak Suriye cephesinde Limon von Sanders komutasındaki Osmanlı Yıldırım Ordular Grubu Edmund Allenby komutasındaki İngiliz ordusu karşısında yenilgiye uğraması sonucu Mondros Mütarekesi yapıldı. Türkiye-Moskova Anlaşması ile Azerbaycan'ı Sovyetler Birliği'ne terk etmesi üzerine Kafkas İslam Ordusu dağıldı. Savaştan sonra Almanya'da yaşayan Nuri Killigil 1938 yılında Türkiye'ye döndü ve Zeytinburnu'nda kok kömürü satan bir şirketi satın alıp buraya bir madeni eşya fabrikasına dönüştürdü. Bu fabrikada tabanca, matara, demir çubuk, gaz maskesi ve mermi üretmeye başladı. 1941 yılında Ankara'daki Alman Büyükelçi Franz von Papen ile görüşmeye başladı ve Türkiye'de Turancı hareketi gizli destek vererek Almanların müttefikliğini kazandı. Nuri Killigil'in görüşleri Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye işlerinden sorumlu müsteşarı Ernest Wormann tarafından rapor haline getirildi. Almanya'da Turancılık masasının ve Sovyetler Doğu Türkistan alayının kurulmasına öncülük etti. Nuri Paşa Tataristan'a kadar uzanan bölgede yaşayan tüm Türk halklarının Türkiye ile bütünleşeceğini öngörüyordu. Bu sebeple Türkiye Almanya ile birlikte Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmalı, Almanlar da Türk asıllı Sovyet esirlerinden ordu kurup Türkiye'nin emrine vermeliydi. Almanların bu görüşlere karşı şüphelerini giderebilmek amacıyla Osmanlı ordusunda bu fikirleri paylaşan subayların çoğunlukta bulunduğunu, hükümetin bu görüşmelerden haberdar olduğunu, halkın ise bu fikirleri çok benimseyeceğini öne sürdü. Nuri Killigil daha sonra fabrikasını genişleterek Sütlüce'ye taşıdı. Burada yeni motor ve makinelerle havan ve havan mermisi üretimine başladı. Bir süre sonra fabrikasını silah üretmeyeceğini beyan etti. Fakat üretim gizlice devam etti. 1944 yılı sonuna doğru savaşın Almanya tarafından kaybedildiği anlaşılınca İsmet İnönü ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Alman destekçilerine karşı sert tedbirler almaya başladı. 2 Mart 1949 günü saat 17.10 sıralarında fabrikada faili meçhul peş peşe 3 patlama meydana geldi. İlk patlama kimyahanede olmuştu. Orada cephane deposuna sıçrayan ateş mühimmatın patlamasına yol açmış. Ertesi gün bile duman patlamalar devam etmişti. Fabrika çevresi kordon altına alındı. İçişleri Bakanı Ankara'dan gelerek soruşturmaya bizzat ilgilendi. Aralarında Nuri Killigil'in de bulunduğu 27 kişi patlamada öldü. Killigil'in cesedi bulunamadı ve boş tabutla defnedildi. Patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiği ise meçhul olarak kaldı. Olayın siyasi bir sabotaj olduğu da iddia edildi. 18 Mart'ta olay mecliste görüşülürken bazı milletvekillerinin hadise örtbas edilmeye çalışılıyor diye itirazda bulunmaları bu ihtimalin gözden uzak olmadığını göstermektedir. 23 Mart günü Başbakan mecliste açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından yapılan kapalı celsede ne konuşulduğu ise hiç kimse bilmiyordu. Bilinen tek şey müzakerelerin konuyla ilgili olduğuydu. Nuri Killigil tarafından sınırlı sayıda üretilmiş 9 mm çapında yarı otomatik bir tabanca vardı. Zamanın ilerisinde bir tasarıma sahipti. Mükemmel durumda saklanmış bir örneği İstanbul Harbi Askeri Müzesi'nde bulunmaktadır. Tabanca Killigil'in mirasçıları tarafından müzeye bağışlanmış ve özel kutuda ilk günkü gibi saklanmaktadır. Nuri Paşa at belinden.